İşçi, memur, esnaf ve emeklilerin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin, üreten ve emek verenlerin, dul ve yetimlerin, öğrencilerin %100 menfaatine olan yasalar bir bir hızla çıkarılıp hayata geçirilecektir. Halkımızın ekonomik gücünün arttırılması, işsizlik ve yoksulluğun sona erdirilmesi için ülkenin tüm imkanları seferber hale getirilecektir. Ekonomik ve sosyal sorunlar ülkenin bir numaralı işi, meselesi ve problemidir. Bütün gayretler ve kaynaklar bu amaçla kullanılacaktır. Üretim ve İhracat Bakanlığı kurulacak, tarım ve hayvancılık devletçe desteklenip korunacaktır. Mazot, tohum, gübre ve elektrikten vergi alınmayacaktır. Tohum ıslah istasyonları, gübre fabrikaları, kooperatif ve birlikler yeniden hayata geçirilerek yabancılara bağımlı ne varsa hepsi askeriye indirilip aşağı çekilecektir. Türkiye'de tarım ve hayvancılık politikaları iflas etmiştir. Türk çiftçisi borç batağına sürüklenmiş, tapuları yabancı bankalarca ipotek altına alınmıştır. Tarım ve hayvancılık bütün imkanlarla ödünsüz desteklenecektir. Türkiye yeniden kendini besleyecek hale getirilecek. Toprak ağalığı yıkılacak, devletin elinde bulunan ve üretimden uzak kalan bütün araziler 20 yılda ödemek kaydıyla faizsiz olarak halka tapusuyla dağıtılacaktır. 20 sene önce Türkiye, tarımsal üretimde satın aldığının tam 7 katını ihraç ediyordu. Şimdi çiftçi perişan edildiğinden, değil şehirlerde yaşayanları, kendisini bile doyuramaz hale getirilmiş ve göçe zorlanmıştır. Sonuçta sosyal dengeler bozulmuş, asayişlik tırmanışa geçmiştir. Hırsızlık, kapkaç, soygunlar, adam öldürme günlük hayatın bir parçası haline gelmiş, ülke sosyal bir bunalıma sürüklenmiştir. Küresel sermaye az zahmet, yüksek kar demektir. Neden market zincirlerine sahip çıkıyorlar? Ortalama karları %350 de onun için. Öz kaynaklarımızı emip yurt dışına pompalıyorlar. Hem de hiç yatırım yapmadan, hiçbir riske girmeden uzun vadeli alıp peşin satıyorlar. Tüm kredi kartlarından da komisyon alıyorlar. Üreten, zahmet çeken insanlarımıza yazık değil mi? Bu düzen halkımızın lehine çevrilecektir. IMF ve Dünya Bankası Türk ekonomisine el koymuştur. Yolsuzluğun boyutları öylesine büyümüştür ki anayasal ve toplumsal düzeni altüst etmiştir. Faturaysa ek vergileri hep sessizce sineye çeken halkımızın üzerine yıkılmaktadır. Bunun sonucu tehlikelidir. Ekonomik ve toplumsal bunalımdır. Bu gidişi durduracak her tedbir tereddütsüz alınacak, ülke borç batağından çıkarılacaktır. Bu devlet ne yazık ki yabancılar ve zenginlerin kesesinden borç alıp fakirin kesesinden vergi topluyor. Asgari ücretten vergi kaldırılacak ve asgari ücretin 1000 TL'ye çıkarılması için hiçbir özveriden kaçınılmayacaktır. Bu ülkede müsriflik diz boyudur. Tüm harcamalara gem vurulacak, 60 milyon dolarlık uçakları, trilyonluk arabaları, gösterişten öte bir işe yaramayan koruma aracı ve personelini, kamu konut ve lojmanlarını, ekmek elden su gölden harcama yapan kurumları bir daha kimse rüyasında bile göremeyecektir. Hepsini satıp halkın hazinesine irad edeceğiz. Bu ülkede hiçbir zümrenin, hiçbir kesimin, hiçbir grubun ayrıcalığı olmayacaktır.
halkın hakkı olan her ne varsa hepsi halka iade edilecektir. Bu toprakların bir karışında dahi saçı başı ağarmış hamal, öteberi satan çocuk, yaşlı, dilenci, çöp toplayan çocuk, tinerci çocuk, parasızlıktan okuyamayan kız ve oğlan, sosyal güvencesi olmayan bir tek insan bırakmayacağız. Türkiye, yolsuzluk ve hırsızlar cenneti haline dönüşmüştür. Bunları yapanlar da bellidir. Ve bu ülke, dünya üzerinde ekonomisi yolsuzluktan çöken ülkeler sırasında 3 numaradadır. Bu bir, ulusa yapılabilecek en büyük arsızlık ve haysiyetsizliktir. Hepsi yolsuzluk özel ihtisas mahkemelerinde hızla yargılanacak ve tüm servetleri hazineye irade edilecektir. Bu şahıslar çıkarılacak özel bir kanunla tüm televizyon kanallarından halka teşhir edilecektir. Memleket kapanın elinden alınacaktır. Çalınmayacak ve çaldırılmayacak. Özelleştirme basit bir mülkiyet devri değildir. Özelleştirme, yoksulluğun, işsizliğin, açlığın, savaşların hüküm sürdüğü bugünkü dünya düzeninde bütün olumsuzlukların derinleşerek kökleşmesidir. Özelleştirme, silahsız bir işgale dönüşmüştür. Uluslararası sermaye ve şirket egemenliği hızla sınırlarını genişletmeye çalışmaktadır. Özelleştirme dedikleri, ülkeyi savaş ganimeti gibi taksim etmekten ibarettir. Karma ekonomi düzeni kurulacak ve ekonominin temeli kendi kaynaklarımıza dayandırılacaktır. Özelleştirme adı altında devletin fabrikaları, limanları, toprakları, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri yağmalandı. Ekonomik soykırım yapıldı. 7 sene önce 213 milyar dolar olan dış borç bugün 540 milyar dolar oldu. İşsizlik ve yoksulluk diz boyu. Tarım ve hayvancılık bitmiş. Esnaf tükenmiş. Emeklilerin hali acınacak durumdayken peki nereye ve kime gitti bu paralar? Haberleşme başta olmak üzere stratejik kurumlardan başlayarak pazar ekonomisi çerçevesinde kaybettiklerimiz geri alınacaktır. Bu ülkede bazı babalar çocuğuna günde 1 lira bile veremezken bir kısım babalar Jaguar marka en pahalı arabayı alabiliyor ve senelerdir aynı şeyi hiç kimse düzeltemiyor. Türkiye'nin yönetiminde iş başındakiler için acemi nalban işini devlet harasında öğrenilmiş sözü bile geçersiz hale gelmiştir. Sebepse nettir. Çünkü ip kısadır. Derin veya sığ, bu kısa iple hiçbir kuyudan su çekilemez. Sonuçta bu millet açtır, yoksuldur, sömürülmüştür, sömürülmektedir. Gururu ayaklar altına alınmıştır. İnsan yerine konulmamıştır. Öz yurdunda parya muamelesi görmektedir. Ülkenin imkanlarından hiçbir zaman adil bir şekilde yararlanamamıştır. Ticari ve ekonomik faaliyetlerin serbestliğini bahane ederek milleti soyma hakkını kimseye ve hiçbir zümreye tanımayacağız. Hiç kimse işçinin ve köylünün alın terinin, emeklerinin karşılığı ürününü hakkını ödemeden ve hiçbir zahmet çekmeden alamayacaktır. Özelleştirme, sosyal devletin yok edilmesinin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle toplumun ortak yararı bulunmamakta ve halkın ekonomik gücüne de katkı sağlanamamaktadır. Ekonomik güç halka değil, iç ve dış odaklara çalışmaktadır. Banka ve finans kuruluşlarının yarısından çoğu yabancıların eline geçmiştir. Finans piyasasını elinde tutan yabancılar, ülke siyasetini belirleme durumuna gelmişlerdir. Genel seçimlerde %7 barajını aşan partilere hazineden yardım yapılmaktadır.
oy yüzdelerine göre genel seçim dönemlerinde 3 kat, yerel seçim dönemlerinde ise 2 kat para almaktalar. Ne oluyor bu paralar? Örnek, geçen seçimde bütçeden 195 trilyon para aldılar ve bunları kağıt ve bezlerle reklam diye ortaya saçtılar. Bir bölümünü lüks bina, araç ve laf olsun giderlerine harcadılar. Bu paranın çarçur edilmesi bir yana, hazır para mevcut partileri de halkı umursamaz hale getirmektedir. Milletin parası sebil değildir. Halkın imanı gevremiş. Bunlar Yağma Hasan'ın böreği peşindeler. Bunlara halk tipi parti olmak, üye aidatları ve bağışlarla yaşamak öğretilecektir. Partilere bütçeden yapılan ve halkın parası olan yardım kaldırılacaktır. Vergi adaleti sağlanacak, kanunlar herkesin mali gücüne, servetine, gelirine göre hak ve eşitlik ilkesine uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Madenlerimiz üzerinde de oyunlar dönmektedir. Yarısından fazlası yabancı sermaye tarafından parsellenmiştir. Bizim işlettiklerimiz de ham mamul olarak dışarı satılmakta, işlendikten sonra misli fiyatlarla bize geri dönmektedir. Tüm lisans ve ruhsatlar yeniden gözden geçirilecek ve madenlerimiz azamisi tarafımızdan işlendikten sonra ihraç edilecektir. Ülkenin malı olan madenlerimiz ülke ekonomisine kazandırılacaktır. Türk özel sektörü milli sanayinin lokomotifidir. Türk sermayesinin güçlenmesi, milli sanayinin küresel bir güç haline gelmesi ve yeni istihdam imkanları yaratılabilmesi için ucuz enerji, vergi indirimi, prim ve devlet desteği kesintisiz sağlanacaktır. Türkiye enerji darboğazındadır. Bu sorun gelecekte de daha da artacaktır. Elektrik enerjisi topraklarımızda deniz dalgaları, rüzgarlar ve güneşten üretilecek ve dağıtımı aynı bölgede yapılacaktır. Korktuğun şey olur. Çekindiğin şey başına gelir. Bu ikisinden nasıl kurtulunur öğrenmek ister misin? O zaman cevabı cesur ol yeter.